Sevgili hocalar, hepinize merhaba. Ben Sulturgay Karaaslan. Bugün sizde farklı bir video paylaşacağım. Size iki tür makinayı tanıtacağım. Makinalarımızdan biri tuzlu su konseptine dahil bir makine. Diğeri de kıyı ve iç sularda kullanılan, atçek avlarımızda kullanılan bir makine. Makinaların ikisi de gördüğünüz gibi Stella. Ama ben size Stella'ları değil, saltwater konseptiyle kıyı ve iç sularda kullandığımız makinelerin arasındaki teknik farklılıklardan bahsedeceğim. Çünkü bu yönde birçok hobidaştan çok sıklıkla sorular geliyor. Tuzlu su ibaresi bulunan makineler sadece tuzlu mu kullanılıyor? Diğerlerini almakla hata mı yapıyoruz? Bunlar tatlı su makinesi mi diye. Asla değil. Shimano'nun saltwater konsepti tamamıyla offshore avlarına yönelik dizayn edilmiş makinalardan oluşmakta. Ve bu makinalar diğerlerine göre bir takım teknik detayları, teknik farklılıkları da yapılarında barındırmakta. Zaten bakınca da ilk olarak gözünüze çarpan sanırım saltwater konseptine dahil olan Stella'nın kol topuzunun yuvarlak olması, diğer makinenin ise kolda topuz değil T pedal şeklinde bulunması. Hemen bundan konuya girmek istiyorum. Niye kol topuz şeklinde? Açık sudaki balıkla mücadele kıyıdaki balıkla mücadeleden çok çok farklıdır. Açık suda balıkla mücadele etmek çok daha zordur. Çünkü balık tekne altında çok daha geniş bir alanda hareket eder. Çok daha kas gücünü fazlasıyla uygulayabilir. Bu yüzden makinenin sarma koluna tamamıyla hakimiyet sağlamak durumundayız. Ve tutuş pozisyonu da şu şekilde, gördüğünüz gibi avuç içine oturuyor. Offshore spin olarak adlandırılan makinalar, piyasada bilinen adıyla jig makinalarının kol topuzlarının geneli bütün markalarda bu şekildedir. Tamamıyla sarma işlemini kolaylaştırmak, makinanın sahip olduğu torku ortaya çıkartmak açısından bu önemlidir. Ancak kıyıdaki modeller daha yassıdır. Burada balıkla kıyıda mücadele etmek çok daha kolay, çünkü belirli derinliklerde, özellikle levrek avlarında çok daha sığ sularda balıkla mücadele ediyoruz. Balık sadece yüzeyde 270 derece açıyla ya sağa ya sola kaçabiliyor. Derine inme şansı yok. Bu yüzden burada pedalın yaslı olması yoruculuğu da ortadan kaldırıyor. Ve balıkla daha kolay mücadele etmemizi sağlıyor. Diğer farklı noktalardan bir tanesi, özellikle jig makinalarında stopper tetiğinin bulunmaması. Bunun nedeni olarak piyasada şöyle bir genel kanı mevcut. İşte sarma işlemi esnasında kol geriye doğru giderse makinelerin dişlerinin dağılabileceği şeklinde. Bu tamamıyla yanlış bir bilgi. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Stopperless design olarak adlandırılan bu gövde yapısı Shimano'nun patenti altında bütün dünyaya yayılmış bir gövde yapısıdır. Bunun tek bir nedeni vardır. Tam olarak suyun sızdırmazlığını sağlamak, makine gövdesinden hiçbir şekilde tuzlu suyun içeri girmemesini sağlamak ya da tuz kristallerinin tozun içeri girmemesini sağlamak. Dediğim gibi açık suda yapılan avlarda tuzlu su makineleri oldukça savunmasız durumdalar. Neye karşı? Tuz kristallerinin korozyonuna karşı savunmasız durumdalar. Tuzlu su makinenin dış katmanına zarar vermemekte. Ancak dişlilerde kullanılan materyaller daha güçlü, daha sağlam olmasına rağmen korozyona karşı çok da dayanıklı değiller. Bunun önüne mutlaka geçilmek durumunda. Nasıl işte kalama kapaklarında lastik kauçuk contalar bulunuyorsa, bir takım işte kol birleşme noktalarında karşısında ya da işte gövde aralığında, şurada da gördüğünüz gibi contalar mevcut suyun içeri girmemesi için. Buradaki stopper da ortadan kaldırılarak suyun hiçbir şekilde içeri girmemesi sağlanmış. Zaten yeni çıkan Stella modellerinde de şöyle bir durum söz konusu. Artık makine o kadar su sızdırmaz bir hale gelmiş ki, makinayı denize atın, yerini belirleyin, bir sene sonra makinayı alın ve tekrar kullanmaya başlayın. Tam olarak sızdırmazlık garantisi veriliyor firma tarafından. Ama bu dizayn normal kıyıda kullandığımız makinalarda yok. Onu da söyleyeyim size. Yani normallerinde stopper tetiği var, makinenin ileri geri dönmesini sağlamakta. Stopper rotorun hemen altında bulunan halka şeklinde bir rulmandan oluşuyor. Tamamıyla Shimano'ya has bir dizayn bu. Markalara göre farklılıklar göstermekte. Bunun dışında
Kol yapılarında mesela bir takım farklılıklar var. Bu makinelerin kolları diğer makinelerin kollarına göre çok daha özel işlemlerden geçiriliyor. Çok daha güçlü hale getiriliyor. Onun dışında her iki makinenin ortak özelliği misne sarım rulmanları DLC olarak adlandırdığımız bir materyalden yapılıyor. Diamond like karbon şeklinde. Elmas benzeri bir karbon yapı. Hiçbir şekilde ne mono misne olsun ne ip misne olsun çizmiyor. Kopmalara neden olmuyor. Kolaylıkla ısınmıyor. Bunun dışında da kendisi de ip misnanın yarattığı hasardan kesinlikle uzak kalıyor. Herhangi bir işte üst kaplama materyalinin soyulması gibi bir durum, çizilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hem misnayı hem kendisini koruyor. Dediğim gibi makinenin her tarafında bir takım contalar var. Bu contalar makara içinde de mevcut. Şaftın olduğu kısım, yani rotor içerisinde özel bir gres yağıyla bir tıpaç görevini üstlendirmişler. Yağ rotor altına su sızmasını engelliyor. Bu şekilde de minimal de olsa tuzlu suyun şaftın içinden sızıp ana dişlilere ulaşmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi bu farklılıklar bundan kaynaklanıyor. Şunu söylemek istiyorum. Shimano tarafından üretilen bütün makinalar, iki tane modeli hariç, bunlardan bir tanesi spin makinasıdır, bir tanesi de bait casting makinasıdır. Tuzlu su kullanımına uygun değil. Bunun dışında Shimano'nun kullanmakta olduğumuz bütün makinaları hem tatlı suda hem tuzlu suda kullanılmakta. Ancak şunu söyleyeyim, bu da Stella 4000, bu da Stella 4000. Şunu net olarak belirtmek gerekirse, açık suda bu modeldeki Stella ile balıkla mücadeleye girerseniz kesinlikle yorulacaksınız. Kesinlikle bir takım aksilikler yaşayacaksınız. Ama aynı şekilde bu makineyle mücadeleye girerseniz mutlaka bu makinenin anlattığım şekilde barındırdığı teknik birkaç detay farklılığından ötürü sizler de balıkla mücadelede çok çok rahat edeceksiniz. Dediğim gibi üstünde SV harfleri yazmayan makineler kesinlikle tatlı suda kullanılır, tuzlu suda kullanılmaz diye bir durum söz konusu değil. Bu makinelerin makaraları da özel materyallerle kaplanmakta, onu da belirteyim. Özellikle iki makinenin makarasının savaş uçaklarının gövdesinde kullanılan A70-75 kod numaralı suyun yüksek korozyonuna dayanıklı alüminyumdan yapıldığını bir kez daha burada anlatmak istiyorum. Daha önce bir takım internet sitelerinde de bunu paylaştım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize rast gelsin.